Bir puan Eşiktaş'ı mutlu etti Trabzonspor'u mutlu etti mi? Bence Trabzonspor istediğini alamadı. Ben Gökhan abiye katılmıyorum. E, Trabzonspor bu maçta iki defa öne geçmesine rağmen yani bir puanla ayrıldı ki Bardi'nin bir pozisyonu var o gol olsa başka Tabii, şeyleri Net pozisyonları var Tabii, Trabzonspor. Konuşuyor olurduk bence. E, özellikle Monaco maçıyla beraber başlayan Trabzonspor'un oyun anlamındaki gelişimini ideal 11'ini oluşturması ve aynı zamanda da takım olma yolunda ilerlemesi ve bir oyunu oturtmaya çalışması benim açımdan çok değerli. Beşiktaş maçı için söylüyorum. burada tabii bazı oyun içerisinde problemler de var. Onu da söylemek lazım. Trabzonspor bütün momentumları tam kazandığı sırada aslında fiziksel olarak oyundan düşen Hamşik ve performansı bu maç için çok iyi düzeyde olmayan Bakasitas'ı alarak yani Ömür ve Gomez'in yerine bu iki oyuncuyu değiştirseydi bence maç daha farklı bir noktaya gidebilirdi. Oradaki tercih hataları biraz Beşiktaş'ın maça ortak etti diyebiliriz. Bu anlamda Trabzonspor'un savunma hataları da öne çıkıyor. Mesela Batra ile ilgili son zamanlarda ciddi eleştiriler var. Bir maç özelinde baktığımızda mesela bir pozisyonda Hamdi Hoca ile içeride maçı izlerken de söyledim. Hamdi Hoca'ya ya bir kez Vegors eşleşti ve orada da Vegors e, bir kafa vurdu. Direkten döndü. Sonra Cenk Tosun da o attı. Ve özellikle... Size farkı. Yani, size farkı yani evet, orada. Size farkı veya değil. Biraz da ben zamanlama hatası da diyebiliriz. Yani yükselebilirdi orada mesela daha erkenden. O topu alabilirdi. Ama Batra genel anlamda böyle zaten hocam çok kademe hatası yapıyor işte temaslı oyunda yok evet ayağı iyi bir stoper ama bu bir stoperin tam anlamıyla mükemmel olması anlamına gelmiyor zaten İkinci olarak yine Larsen ve Eren bölümü özellikle maçtan önce burada konuşmuştuk Trabzonspor'un çizgi savunmasında ciddi anlamda hatalar yaptığından bahsettik ve bu maçta da özellikle Larsen ve Eren'in temaslı oyunda Yine olmadığını sadece rakibin önünü böyle kapatmakla uğraştığını Aksine basmadan orada mesela birçok pozisyonda Enkudu Larsen'in çok rahatlıkla geçti Yine diğer tarafta Eren kanadından zaten Eren'in olduğu bölgeden iki gol geldi Orada biraz ile eşleşmeleri de sıkıntı yarattı Bunları da Trabzonspor çözdüğü anda savunmayı Yani geçen yılki o savunma güvenliğini Bu yıl Trabzonspor ben ciddi anlamda aradığını düşünüyorum bunun dışında e, bence hani Trabzonspor buradan istediğini alamayarak e, Trabzon'a döndü. Ama dediğim gibi hem hocanın mesela işte maçtan sonra bir yorgunluk şeklinde bir açıklaması oldu. Ben hocanın yani belki psikolojik olarak bir yorgunluktan bahsedebilirler mental olarak. Onun dışında ben bu akşam Trabzonspor'un oyununu gerçekten beğendim. Onu söyleyeyim ya yani beni mutlu etti hiç olmasa. Gelişim anlamında mutlu etti. Geleceğe dair bir umut. E, aşılıyor bence oyunu ve dolayısıyla hem Abdullah Avcı'nın bu anlamda Monaco maçı ile beraber toparlanması hem takımın bu anlamda bir oyun ortaya koymaya başlaması ve mental olarak da artık diri bir e, Trabzonspor'u e, bize göstermesi açısından e, ben çok değerli görüyorum o anlamda e, değerli hocamızın yorgunluk açıklamasına katılmıyorum olabilir takım yorgun olabilir ama bu akşam sahada bir oyun anlamında beni mutlu eden bir Trabzonspor vardı onu söyleyeceğim. Yani orada aslında yorgunluktan bahsetmedi Ulaş. Yani 7, 7 günde 3 maç oynadığını belirtti ya. Yani tabii ki bu sürenin belki e, parantez içerisinde bir yorgunluk e, teması var ama yani bir maç yoğunluğu var. Bu maç yoğunluğunda bu tip oyunlarda bazen e, baskı yediğin zaman veya oyunun içerisinde e, bu tip problemler yaşayabilirsin gibi e, şey yapmak istedi. Yani ben hani öyle çok e, bir yorgunluk vurgusu içerisinde olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü Trabzonspor'un yani bir, bir oyun yapısı içerisinde pas oyunu çok önemli. Yani tabii ki Hamşik Bakıstas gibi oyuncuları böyle 7 e, günde 3 tane yüksek tempolu maçlar yani bunlar bazen yorabiliyor. Yani ben öyle çok e, bahane olarak gördüğünü e, zannetmiyorum. Bir de Trabzonspor'un şöyle bir e, durumu var. Yani tabii Trabzon'da biraz sokak e, sokak sokak konuşmalarını çok ulaşta gördüğümüz için yani e, bir hafta önce bugünkü e, bir Kasımpaşa maçından sonraki eee e, umutsuzluğu e, yani Trabzonspor'daki kaotik sosyal e, konuşmaları gerçekten çok farklı bir yerlere geldi. Yani Kasımpaşa maçından sonra yani ulaşım ben bugün Trabzonspor'un buradan istediğini alamadı lafını bulmak o günü söylerse kimse inanmaz gibi değil mi? Yani çünkü her şey sanki kötüye gidiyor. Bir Monaco'yu kaybederse bambaşka bir yere gidecek e, şehir, taraftar, oyuncu, oyuncu grubu falan filan. O açıdan hani bugün kaybetmemek <laughs> değerliydi. Yani e, yani maçı öncesi oyunun nasıl gelişebileceğine baktığımız zaman Beşiktaş'ın çok tipik bir oyun içer aynı oyun içerisinde kal. Yani kenar hücumunu daha çok kullandı. Hı hı. Yani Gezale Enkudu performansı çok önemliydi Rossi ve e, Masuaku performansıyla beraber ki bugün gene oyunu onlar oynadı Beşiktaş adına. Çok orta sahi kullanmadılar Beşiktaş. Trabzonspor oyunu rahatlattığı zaman yani Gökhan Hoca'nın dediği o git geller bazen oyun bir tempo arttı özellikle 50. dakikalarda bir çok oyun bir tempo arttı. O Trabzonspor için bir sıkıntı yaratır diye bir tedirginlik vardı. E orada Trabzonspor oyun rahatlığını alamadı. Yani orta sahadaki e, o pas oyununu olup oyunu sakinleştiremedi. Yani burada tabii ki belki bakış Sitası'nda senin dediğin gibi ulaş. E, çok fazla bugün o oyun orta saha oyununda olmadı. Yani Hamşik çok az kaldı. Orada biraz Gibamin daha şeydim. E, Eren Larsen performansı evet bugün savunmayı çok daha önemsiyorlardı. Yani çünkü önlerindeki oyuncular önemli bir oyunculardı. Oyuna çok tedirginlerdi. Özellikle savunma anlamında. E, Birebir kaldıklarında çok rakibi beklediler. Yani rakibin üzerine gidip o e, yani o atılabilecek ortaları e, birazcık daha e, şey yapabilirlerdi. E, yani o o paylaşımı iyi yapmadılar ki 7 ilk goldeki Trabzonspor ilk golünde inanılmaz 3-4 oyuncunun bir hatası vardı. Yani bir takım o kadar cihaz içerisinde atılan topta savunma hatası. Yani orada Trezeguet'le başlayıp Gibamin'le aslında Eren baskı yaptı ama arkasına atılan topa kademeye iki tane oyuncu girdi Trezege bıraktı gitti. Gibamin oraya basmadı. Yani bunlar tabii ki <laughs> savunma anlamında böyle Beşiktaş'ın yaptığı en iyi hücum Trabzon'un bu anlamdaki eksiklerinden bir tanesiydi. Ben hani evet ulaş tabii ki görüntü belki Trabzonspor'da kazanabilirdi görüntüsü vardı ama ben yine kazanılmış bir oyun, kazanılmış bir maç sonu olarak görüyorum. Yani 7 gündeki 3 maçın bugünkü bitimi bence Trabzonspor'un bir, bir, rahatlığı olduğunu ben düşünüyorum. İst i̇stediğini aldı diyorsun değil mi hocam? Ya tabii İstanbul'da. yani İstanbul'da Beşiktaş oynuyorsun. Tabii ki bunlar oyunlar bir şeyler. Forbid, mesela kenardaki oyuncular, iki tane oyuncu işte Gezal'dan sonra Redmond, işte Enkudu. Adamları doğru geçtiler, süratleriyle geçler, ama bir tane bakarak orta yapmadılar. Öyle bir pozisyonda Redmond geçti, Cenk arkaya doğru geldi, bakarak orta yapı çıkarması lazım. Bizimkiler 33 orta. ortası var. İşte, ama buluştuk orta 9 yok. ortası var. Düşünün. Buluşulan orada orta Orada sayısal yok. anlamda Trabzonspor hmm. daha çok sayısal olarak Ecea Asas içerisinde bulundu. Yani orada Vegros'un yanına çok fazla oyuncu girmedi. Yani Kutu zaman zaman çok arkada kaldı. Gezal bu tarafta arkada kaldı. Z belki orada o desteği bulsalardı. Zaten Cenk'i Cenk, Cenk aldı mesela. Onun için Cenk dönen topu tamamladı. Muleka'yı da belki hamle oyuncusu olarak daha önce oyunu atabilirdi İsmail. Yani 3 oyuna girdikten sonra zaten Beşiktaş'ın öndeki oyunu biraz e, dağınık kaotik bir oyuna döndü.